Selamlar sevgili dostlar, ben PDD Demircan. Oyunumuzun 30. bölümüyle karşınızdayım efendim. En son Uman'la savaşa girecektik. Öyle bir durumumuz vardı. Düşman birlikleri bizi indirmeye çalışıyor. Şunu bir kandırmaya çalışalım. Kandıramadık. Ama o bizi öldürdü. Harika. Adam da yetiştiremiyoruz. Çok güzel. Şimdi burada ne yapabiliriz diye bakıyordum. Şundan yapalım. Yiyecek durumumuz 60 birim diyor. Taş ocağını geliştirelim. Şurada polo merkezi 30 birim yapıyor. 30 birim yiyeceğimiz var mı? Var. Tamam, bu ikisini geliştirdik. Şuradan da yiyecek gelecek. Oradan da sorunumuzu çözeceğiz. Şu şuraya gelsin abi. Şöyle gelsin şu da. Şu da şöyle bir saldırsın bakayım. Aynen öyle. Hücum. İşgal. Çok temiz, çok güzel oldu. Şurada bir ordusu kaldı. 4 kişilik bir ordu, 4 birimlik. Çok önemli bir ordu değil. Doğu rıhtımları. Deve sürüsü ve soylu. Bunları yapamıyoruz şu an. Başka ne yapılabiliyormuş? Karavan sığınağı. Zenginlik ben getiriyormuş. Bunu sonraki turlarda hallederiz. Şimdi ordularımız böylece savaşı kazanmış oldu. Hızlı bir şekilde iki ordumu da şu tarafa doğru çekiyorum. Bu ordu burada kalsın. Kısa sürede şey hallederiz. Şunu geliştirelim. Şunlara veririz. Evet. Şöyle bir bakalım. Bunu yukarı çıkarabiliyor muyuz? Şunlardan herhangi birini yükseltebiliyor muyuz? Hayır. Bu çocuğumuzu yükseltebiliyor muyuz? Hayır. Bu oğlumuzu yükseltebiliyor muyuz? Evet. Bunu yükseltemiyorduk dedik. Bu kral dedik. Bu burada kaldı. Okey, okey, okey. Şunlardan tamamdır. Güzel. 10.000 gelire ulaştık tekrardan. Eski gücümüze kavuştuk. Şimdi şuradaki haberlerde büyük nüfus büyümesi diye bir şey var. Nüfusumuz gelişmiş, büyümüş. Ama paramız olmadığı için bir şey yapamıyoruz. Şimdilik idare edecek. Bu abilerimiz bize düşman olmuşlar. Neden düşman olmuşlar onu da anlamış değilim. Ya düşman olmuşlar derken şöyle tıkladığımızda. Yok, çok da düşman değil. Gelişmekte, ilişkilerimiz gelişmekte. Ermenistan'la ilişkilerimiz gelişmekte. Doğu Roma ile ilişkilerimiz kötüye gitmekte. Aksumlara gelelim. Aksum'da şurası. Etiyopya. Yani Habeşistan dediğimiz bölge. Onlarda durumumuz pek iyi değil gibi gözüküyor. Bahtiyar Arabistan. Şu bölgeyi içeren tarihi Bahtiyar Arabistan yaratığını ele geçirdiniz diyor. Bir şey. Steam'den challenge kazandık. Öyle bir şey oldu. Hadi bakalım. Hadi bakalım, kolay gelsin. Bir acayip zor oyun. Bana ne aman, ben anlamam. Nay 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 nay. Aksum'a saldırmak gibi bir niyetim yoktu arkadaşlar. Ama onlar kaşındı. Benim şöyle bir derdim tasam yoktu. O bölgeye girmeden Mısır'ı falan ele geçirmeyi düşünüyordum. Ama Aksum dedi ki, kardeş önce gel benim ağzımı burnumu bir kır dedi. Ben de olur dedim yani, neden olmasın, yaparız. Madem öyle bir şey istiyorsun, döverim yani, sorun değil dedim. Ben öyle deyince biraz şaşırdı tabii. Allah Allah falan oldu böyle. Hani o benden şey bekliyordu herhalde. Yok abi olur mu dememi bekliyordu ama öyle olmadı. Şimdi Aksumların gideceğiz. Ağzını burnunu kıracağız abi. Gel gel. Heh. Topla gel. Topla gel. Saldır. Şöyle seni bir pıtink yapalım. Çat çat çat. Küt. Pata. Bye bye happiness diyelim ve seni eşek cennetine gönderelim kardeşim. İyi oldu ha bu savaş. Bazıları şey oluyor. Orada bir pus kuruyor, isyan çıkarıyor, bekletiyor falan. Uğraştırıyor yani. Uğraştırma. Dedi ki kardeş madem beni öldüreceğim ben ölürüm dedi. Öldü. Can. Can can. Şunu tamir edelim. Deve şeyimizi arttıralım. Balık tutma zımbırtımızı arttıralım. Rıhtımımızı büyütelim. Paramızı bitirelim. Çok tatlı paramızı bitirdik. Sen de şöyle gel kardeş. Sen şöyle gel ya. Buraya gel. Senin askerlerin iyileşiyor değil mi? O zaman şöyle yapalım. Şunları diyelim ki şunları şunlarla şu üçünü şu üçüyle değiştir. Böylece bu biraz daha ok atabilir
pozisyona gelsin bu şey birlikte. Bundan da attı birlikleri falan artsın böyle. Bir şey yaptık yani. Ready for orders. We fight for you, my lord. At your command. Şunla da şunu değiştirelim. Çünkü bu birliği arkada bekleteceğim ya şimdi. Şunu da saldıracağım. Onun için öyle bir şey yaptık bakalım. Buradaki huzursuzluk yavaş yavaş azalacak. Yahudilik azalıyor. Doğu Hristiyanlığı azalıyor. Ama paganizm artıyor. Paganizm niye artıyor abi? Garip bir durum. Artıyor ama. Yani tuhaf. Şu ne? Polo sahası. Bu ne? Kurşun madeni. Tamam. Güzel. Şurada huzursuzluk devam ediyor. Bu istikrarsızlıktan geliyor bu huzursuzluk. Ama bu zamanla azalacak diyorum ama azalmayabilir. Buraya asker sokmamız gerekebilir. Şunu arttıralım ve şuraya sokalım bunları. Ha buradan geçilebiliyormuş lan. Bunu bilmiyordum bak. Burada da isyan çıkabilir çünkü. Burada da çıkabilir. Nasıl yapacağız? Neyse. Birkaç tur burada beklememiz gerekebilir ya. İsyan bastırabilmek için. İki tane ordumu tutuyorum. Üç orduyla da savaşa gidiyorum. İki orduyla da bir bölgenin isyanını halledebiliriz galiba. Diye düşünüyorum yani. Emin değilim ama. Ha şu var ya şu çıkarıyor isyan. Ha bu şey var cadı. Daha hiç Batı Roma'dan ne elçi gördük, ne asker gördük, ne bir şey gördük. Yani oyun devam ederken bir Batı Roma olduğunu biliyoruz ama onlarla hiç iletişim kurmadık. Büyük ihtimal İskenderiye'yi falan ele geçirdikten sonra Akdeniz'e girmeyi başarırsak ondan sonra onlarla karşılaşacağız. Ama şu an için hani herhangi bir karşılaşmamız olmadı. Bana diyor ki saldırmazlık yapmak ister misin? İstemem. Bir gün sana çökeceğim, onun için istemiyorum. Eğer saldırmazlık anlaşması yapacaksak senden iyi bir para almam lazım. Öyle bedavadan olmaz o iş. Tamam mı? Bak Doğu Romalı ayrılıkçılar falan filan var. Roma'da öyle huzurlu rahat bir ortamda değil gibi gözüküyor. Gıda kıtlığı çözülmüş. Nerede çözülmüş? Bu bölgede çözülmüş. Benim bu bölgede gıda kıtlığım varmış. Onu bilmiyordum. Şurada durum ne? Burada da durum huzurlu. Bakar mısın? Burada huzurlu herkes. Şurada durum ne? Burada hala bir huzursuzluk var. Buradaki huzursuzluğu bir halledemedik kardeş. Mezar yapalım, mezar. Huzur versin o. Bu ne lan? Toplama kampı mı? Yok kardeş, istemiyorum toplama kampı. Bunu da boş ver. Yiyeceğimiz ne kadar? 65. Şimdi şunu yaptığımızda yiyeceğimiz azalacak. Onun için diğerini yapmaya gerek yok. Şuraya bakalım. Buradan manika yapalım bir tane. Yiyeceğimiz artsın. Huzursuzluk yavaş yavaş azalıyor. Güzel. Kardeş şimdi şöyle bir haritaya bakalım da. Şuraya bir çıkacağız değil mi? On the move, my lord. Steady as we go. İlk alacağım şehir burası. Kardeş siz turboya takın. Biraz hızlı gelin. Gelecek tur burada isyan çıkacak. Bakalım hangi şehirde çıkacak isyan. Şurada durum nedir? Burada isyanı biraz bastırdık gibi. Öyle bir durum var. Tur atlayalım bakalım. Sevgili valim. Sana şundan iki tane atıyorum. Ve şuradaki askeri durumlarımıza bakıyorum. Turu atlayabiliriz. 11.000 gelire yeniden yükselmeyi başardık sonunda. Suudi Arabistan'dan pek bir gelir gelmiyormuş. Aldık ama. Tabi Suudi Arabistan almamızın amacı daha önceki videolarda söylediğim gibi şey değil. Hani para getirsin derdiyle aldığımız bir bölge değildi. Orayı almamızın asıl sebebi oy. Bu ne lan? 3 birlik birden saldırıyor. Abo! Kaç kardeş kaç. Bunlar bizi döver. Böyle bir şey beklemiyordum. Ne yalan söyleyeyim. Aa! Kaybettiler savaşı. Salağa bak.
Şimdi bunların iki ordusu var, bizim üç ordumuz oldu. Yani kafa kafayaydı. Bir tane ordusunu saçma bir şekilde kaybettiler. Ah Aksunlar ah. Hiç bana bulaşmayacaktınız kardeş. Ben sizinle savaşmayacaktım. Niye bana daldınız? Niye böyle saçma bir işe giriştiniz? İşte kafa yok. Kafa kafa. Bir arkadaşım vardı. Lisede öyle konuşuyordu. Kafa yok kafa. Canınızı yediğim. Ha geliyorum bekleyin siz. La yok yapmıyorum öyle bir anlaşma ya. Allah Allah bu da tutturdu benimle anlaş benimle. Anlaşmıyorum kardeş. Deli mi ne? Nerede isyan? Burada isyan çıkabilir diyor. Çıksın. Çıkarsa durdururuz isyanlarını. Ready for orders. I will travel the world for Persia. Awaiting Persia's bidding, my lord. Making for port. Ready for battle. Hard on the oars. Ready for orders. Fleet reporting, my lord. Steady as we go. Gelin saldırın hadi. Hadi bu orduya saldırın. Çok erkeksiniz ya paşam. Gelin saldırın lan. Şimdi şunu arttırsak çok artmıyor. Şunu arttırmamız lazım aslında da. Bundan bir tane arttıralım dur bakalım. Şuradaki isyan durumu azaldığına göre hızla şuraya gidebilirsin. Heh. İsyanı engelledik. Şurada durum nedir? Bir bakalım. Yiyecek durumumuz ne? 60. Ah be. Burada yiyecek şey var. Ha. Nasıl yapalım? Şunu geliştirmek için para lazım. Bize yiyecek lazım. Yiyecek. Abi yiyecek yapacağı üreteceğimiz bir tek şey mi var? Burada ne var? Bir tek tarla yapabiliyoruz. Tarla yapacağız o zaman. Bir tane daha tarlamız olacak. Bu ne? Kerpiç. Ne kerpiçi be? Mozaik kerpiçi boş ver. Bunlar... Ve bizi sıkıntıya düşen burası ya. Burayı yıkalım. Buradan da güzel para kazanıyoruz. Yıkmak da istemiyorum. Neyse dursun ya. Düşünüyorum ne yapayım? Yıkayım yıkmayayım diye. Düşünüyorum. Bir şey karar veremedim. Şuradan manika alalım. Tispon. Sevgili Tispon. Bir tane şöyle bir şey ekledik. Buradan koyun çiftliği ekleyelim. Buraya da ne ekleyebiliyoruz? Plaza ekleyelim. Bunları geliştiremiyoruz şimdi. Tamam hadi bakalım. Orayı yıkacağım. Oradan hem gelir kaybedeceğim hem de daha yapılacak bir sürü bina var. O binaları yapmadan orayı yıkmanın bir anlamı da olmadığını düşündüğüm için yıkmadım o binayı. Normalde yıksam aslında o şehrin yerleşimi için daha mantıklı bir şey yapılabilirdi. Ne bileyim. İyileştiren, asayişi arttıran bir şey yapmak daha mantıklı. Çünkü orada bir tane de altın madenimiz var. Vay kardeş, barış mı istiyorsun sen? Canını yerim. Ben sana barış vereceğim. Sen hiç merak etme. Paşam barış istiyormuş ya. He, sen benim en zor anımda ummanla savaşırken arkadan şehirlerime saldır. Gemi sa şey deniz savaşı yap. Gemilerini batırayım. Ondan sonra barış yapalım. 2000 vereyim. Sen ne kadar zeki bir herifsin lan. Kardeş sen ne kadar zekisin lan. Valla. Şeyi görünce 3 tane tam orduyu. Kardeş dedi barış yapalım senin. He yaparım bekle sen. Alemin tek zekisi sensin değil mi? Al ulan al. Ne follik tipler var görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bana orada saldırdı. Şu zaraf mıydı, zafer miydi? Burada saldırdı bana. Sıkıntıya düşürdü. Şimdi neymiş efendim? Şey yapacaklarmış teklifini. Paralı askerler. Onu görmezden gel. Boş ver. Ben paralı askere falan ihtiyacım yok. Sen yüksel kardeş.
Bu kim şimdi bu? Bu vali. Bu kim? Bu kim bu? Ha, bu benim aileden. Aileden olanı yükseltmek daha mantıklı. Şöyle bir göz atıyorum buralarda yapılabilecek bir şey var mı diye. Bu paraya bakalım. 20 yiyeceğimiz var. Yapamıyoruz. Burada durum ne? Bakalım. 170 yiyeceğimiz var. Her şeyi yapabiliyoruz burada kardeş. Şunu bir yapalım. Şunu bir yapalım. Tamam. Bak buna da gerek yok. Kar üreticiliği. Ama bunu da yapmak lazım ya. Başka ne yapacağız ki? İşte neyse şu savaşa bir gelelim. Sevgili dostum. Naber? Pardon the oars. All hands to the oars. That is impossible my lord. İmkansız diye bir şey yoktur kardeş. Sen böyle gel. Ready for orders. Yes. Ready for orders. Hayırlı olsun. İlk şehri ele geçirdik. Lan ne yapıyorlar? Doğulu Hristiyanlar. Yok kardeş bizde Hristiyanlık yok. Deve sürüsü güzeldir. Baharat şeyi güzel. Sen de çık kardeş buraya. Hmm. Şunları arttıralım. Güzel. Bunlarda gelişim yok. Burada şehri varmış. Dur şehrini alalım bunu. Buradan gidecek bir yer var mı acaba? Yok. Bu bölgeyi ele geçirdikten sonra Etiyopya'dan Mısır'a doğru ilerleriz. Tabi Mısır'da kim var bilmiyorum orada. İlerleyeceğiz ama. Şurada durum nedir? Burada huzur yavaş yavaş gelmeye başlamış. Bir bakalım. Dini farklılıklardan ciddi anlamda problem var. Buranın en büyük istikrarsızlık sebebi dini farklılıklar. Şu zımbırtıyı yıkamadığım için değiştiremiyorum dini zımbırtısını. Burayı bir geliştirelim kardeş. Burayı büyütmemiz lazım. Bu Arabistan'ı bir şey yapalım. İhya edelim. Bu ara gelirimiz 13.000'e çıktı. O da ekstra insanı mutlu eden bir durum. Evet. Videoyu burada bitirebilirim arkadaşlar. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda devam edeceğiz. Ama şimdilik bu kadar. Görüşmek dileğiyle.